Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kavanozda soslu tavuk hazırlayacağız. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kavanozda soslu tavuk hazırlayacağız. Gerekli malzemeler: tavuk siz istediğiniz göre koyabilirsiniz. Doğranmış patates, yeşil biber, kireç domates, yarım su bardağı su, hakiki zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tereyağı, bol biber, toz biber, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, defne yaprağı, arpacık soğan, 2 diş sarımsak, tuz, 2 tane kavanoz. İlk önce sosumuzu hazırlayacağım. Biber salçamızı koyacağız. Domates salçamızı da ilave edelim. Toz biber, pul biber, zeytinyağı ve su. Suyun yarısını koydum. İstediğiniz göre tuz koyabilirsiniz. Karıştıralım. Yine de su ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz su ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Ve kaldığı suyu ilave ediyoruz. Size söylemeyi unuttum. Karabiber de koyabilirsiniz. İstediğiniz göre koyabilirsiniz. Tavuklarım sosun içine koyuyorum. Hepsini birlikte koyuyorum. Şimdi yavaş yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi soğanlarımızı ve 2 diş sarımsağımı koyacağım. Patateslerim, domateslerim, karıştırıyoruz. Hepsini iyi bir şekilde karıştırın. Şimdi kavanozda alalım. İlk önce tavuklarım koyacağım. Ondan sonra patates, soğan ve domateslerimizi yerleştireceğim. Sonra yine de tavuklarım koyacağım. Domateslerim, şimdi biberimi böleceğim. Bu şekilde yerleştireceğim. Defne yaprağı da koyayım. Ve en son yarım yemek kaşığı tereyağı. Kapatalım. İyi bir şekilde kapatın. Şimdi yine de aynı şekilde hazırlıyoruz. Yine de tavuklarımı koyacağım. Ondan sonra domateslerim, patateslerim, soğanlarım ve sonra tavuklarım.
Birincisini bir diş sarımsağı koymayı unuttum. Şimdi de koydum. Evet, şimdi de biz bunu devam ediyoruz. Ve en son biberim koydum. Defne yaprağı da koyacağım. Ve yarım yemek kaşığı tereyağı. Kapatalım. Isıtılmış fırında 200 derece altı açtım ve 1 ya da 1,5 saat kadar bekleteceğim. Gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Ve şey merak etmeyin, kırmayacak çünkü cam kredisi iyi olması gerektir. Evet, pişti bir çeyrek saat kadar. Ama şimdi açmayın. 5-10 dakikaya kadar dinlendireceğim. Ondan sonra servise hazır olacak. On dakikadan sonra şimdi fırında çıkaracağım. Dikkatli bir şekilde alın çünkü baya baya sıcaktı. Şimdi kumaş erdimiyle açıyorum. Dikkatli bir şekilde açın. İlk önce sosumuzu ekleyeceğiz. Servis tabağı içine ekleyin. Ondan sonra tavuklarım, patateslerim hepsine yavaş yavaş bir şekilde ekleyeceğim. İkincisini de koyacağım. Evet, tarifim son hali budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.